Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte birçok insanda romatizması olanlarda yavaş yavaş ellerinde, ayaklarında, dizinde, bacağında sızlanmalar başlıyor yavaş yavaş. İşte ağrısı, romatizması olanlarda bu tür rahatsızlar başlıyor, işaret, sinyal veriyor. Şimdi romatizmayı tetikleyen sebepler nelerdir? Lenf bezlerinin şişmesi romatizmayı tetikler. Bademciklerin iltihaplanması. Diş dibinde, diş kanallarında, dişin dibinde iltihapların birikmesi, yoğunlaşması, diş çürükleri, tedavi edilmesi. Romatizmaya kadar gidebiliyor diyorsun. Tabii. Üşütme, grip, nezlenin tedavi edilmemesi. Fakat esas önemli romatizmayı tetikleyen faktör eklemlerin üzerinde çok ince bir kıkırdak tabakası var. Sıvı salgılar. Sinovial sıvı. Eklemler arasında sinovial sıvı var. Bir kapsül gibi düşünelim. İnce bir zar gibi. İçi sıvı dolu. Kıkırdakların salgılanmış olduğu sıvıyı bu zar, emer, kapsül gibi bir şey bu. Eklemleri birbirinden korur. Yani çok ince, milimetrik. Şimdi mesela koşuyoruz, eğiliyoruz, efendim çeşit çeşit hareketler yapıyoruz. Kıkırdaklar birbirine zarar vermiyor. Kemikler aşınmıyor. Neden? Bu sıvı sayesinde. İşte iltihaplı hastalıklar tedavi edilmezse kanda dolaşan iltihap sinovial sıvıya da sirayet ederse ne olur? Romatizma tetikler. Sıvıyı mı tüketiyor peki? La ilahe illallah Muhammed Resulullah eklem iltihaplanmasına sebep oluyor. Römatoid artriti yavaş yavaş tetikliyor. Zamanında kişi tedavi olmazsa ne oluyor? Bu sinovial sıvı eklem iltihaplanması yavaş yavaş eklemleri tahrip ediyor, kıkırdaklara zarar veriyor. Zamanla kıkırdaklarda ve hatta kemikte yıpranmalar olur ve yıpranma nedeniyle ne olur? Kemiklerde veyahut da eklemde, kıkırdakta kırılmalar olabilir. Küçük kemik kırıklıkları bunlara kemik faresi denir. Kemik faresi böyle çok jilet gibi keskin kırıklar. Ne yapıyor? Eklemlerdeki, eklemlerin etrafındaki dokuya, sinirlere, kirişlere, dokuları zarar verdiği, zedelediği için kişiye çok ağrı, çok acı verebilir. Bu nedenle bu tür rahatsızlıklar başlamadan hemen tedavi olmak gerekir. Evet, romatizmanın tetikleyen faktörleri var. Peki nasıl tedavi edilebilir? Şimdi bu görmüş olduğunuz şeytan pençesi kökü. Buna harpago denir. Harpago. İşte Türkçesi şeytan pençesi. Bunun uzun bir kökü var. 1,5-2 metre derinliğinde. Kazık kök. Bir de şöyle yumru kökleri var. Patates gibi. Bu yumru köklerinin birleşiminde harpagozit denen etken bir madde var. Harpagozit romatizmaya karşı dünyada en etkili maddedir. Şimdi kişi şeytan pençesinin kökünün çayını içse romatizmaya iyi gelir. Fakat etken madde %2,5-3 olduğu için yani ağır vakalarda römatoid artritte, artrozda yani eklem iltihaplanması, eklem deformasyonu, fibromiyaljı yumuşak doku romatizması veya ankilozan spondilit gibi romatizma türlerinde şeytan pençesi kökünün çayı yeterli değil. Hafif rahatsızlarda şeytan pençesi kökü, söğüt kabuğu, civan perçemi, kırk kilit, ısırgan otu. Buna Gökçek romatizma çayı diyebiliriz. Evet, hepsini bir arada kullandığımızda Bunu daha bir etkili olur. vatandaş alıp kullandığında basit romatizma rahatsızlarında iyi gelir, iyileşir. Fakat ağır vakalarda yeterli değil. Bu nedenle ne yapmak gerekir? Ağır vakalarda bu şeytan pençesi kökünün ekstraktının damlasının derecesinin yapılması gerekir. Biz bununla ilgili çok güzel çalışmalar yaptık. Harika, peki çok güzel. Evet, şimdi biraz önce romatizmaya karşı şeytan pençesi kökünden bahsetmiştim. Şeytan pençesi köküne
Türkçe karşı şey Latincesi harpago. Şeytan pençesi kökü vatandaşın hoşuna gitmediği için biz yani şeytan pençesi ismini duymak istemeyenler oldu. Dediler ki ya daha güzel bir isim yok mu? Daha havalı. Şeytan pençesi kökü ismi bunun çiçeği kurulduğu zaman küçüldüğü zaman böyle pençe gibi olur. Bu nedenle şeytan pençesi kökü denir. Harpago, şeytan pençesi kökü Latincesi harpago procombensis. Bu harpagonun birleşimindeki harpagozitler romatizmaya karşı dünyada en etkili bitkidir. Bununla ilgili Almanya'da Profesör Doktor Kubrinski 10 binlerce kişiyi tedavi etmiş. Ne güzel. Artrit, artroz, ankylozan spondilit gibi rahatsızları olan insanları tedavi etmiştir. Çayı içilir, çayı da iyi gelir. Fakat çayı yeterli değildir. Bu nedenle ne yapmak gerekir? Bizim burada üretmiş olduğumuz bu harpago sadece şeytan pençesi kökünün ekstraktı değil, aynı zamanda söğüt kabuğu ekstraktı, at kuyruğu otu ekstraktı, ısırgan otu ekstraktı. Isırgan da mesela romatizme karşı etkisi ispat edilmiş. Evet. At kuyruğu otunun romatizme karşı etkisi ispat. Huş yaprağının ekstraktı Almanya'da 1200 kişi üzerinde romatizma hastalığı üzerinde tedavi edilmiş, denenmiş, etkisi ispat edilmiş. Bu nedenle biz ne yaptık? Çok özel bir formül geliştirdik. Harpago 19 çeşit bitki ekstresi içerir. Tabi farklı farklı oranlarda. Kişi bu zaten Avrupa'da, Amerika'da 10 binlerce insan üzerinde denenmiş. En ağır romatizma hastaları tedavi edilmiş. Güvenilir diyebiliriz. Evet, güvenilir tabi. Biz bunu ne yaptık? Daha etkili hale getirdik. Almanların ürettiğinden daha kalitesini ürettik. 19 çeşit bitki. Neden? Almanlardan ne farkımız var? Kayserliyiz. Peki hocam.